Eril enerjini dengelemenin ve sağlıklı bir erile sahip olmanın yolunu paylaşmaya geldim bugün seninle. Dişil enerjinin üzerinde fazlaca durulduğunu hissettim belki. Dişil enerji, rahim, feminenlik, duygular, danslar, Allah Allah. E ben ne yapacağım şimdi diye düşünüyor olabilirsin özellikle bir erkek bedeninin içerisinde yaşıyorsan. Eril dostlarım, sizi de unutmadım. Özellikle önümüzde girmek üzere olduğumuz dönem eril şifası için çok önemli. Tabii ki de bu videoyu sadece erkekler mi izlemeli? Hayır, içimizdeki erille bağlantıya geçmek istiyorsak çok faydalı bilgiler veriyor olacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Merhaba ben Mora Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dönüşüm yolculuğumu, bu yolculukta edindiğim bilgileri, deneyimleri paylaşıyorum ve kendi yolculuğunda dönüşmene rehberlik ediyorum. eril enerjinin ne olduğunu biraz daha iyi anlamak istersen öncelikle geçmiş videolarımdan inceleyebilirsin. Şimdi birazcık eril dengesi konusuna gelelim. Eril yapısı itibariyle fiziksel, maddesel dünyada sağlayan, yaratan, üretime geçen, odaklı, iradeli Ateş elementini temsil eden bir enerji. Dolayısıyla sezgisel alanı, soyut tarafı, akışkanlığı, sanatı, yaratıcılığı, açıklığı, evrenle iletişimi ne kadar dişil enerjiye atfedersek, işte bunların fiziksel katmandaki tezahürlerini yapma işlemi de eril enerjiye ait. Dolayısıyla siz bir fikir ürettiğinizde resim yapmak istediğinizde, heykel yapmak istediğinizde ve bir sürü ilhamla, yaratıcılıkla dolduğunuzda, dişil enerjiniz çalışırken oturup o heykeli tıraşlamaya başladığınızda artık eril enerjinin işi olmuş oluyor bu. Bu ilişkilere nasıl yansıyor? Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Şu anki toplum yapısında her birimiz gerek eril taraftan, gerek dişil taraftan maalesef yaralıyız. Yaralarımız, travmalarımız var. Fakat bu travma, yara, iyileşme, şifa artık bu konulara fazla takılıp buraları analiz edip sürekli kendimizi düzeltilmesi gereken bir şeyler varmış. Algısından ve ilüzyonundan da çıkmamız gerektiğini hissediyorum. Çünkü geçmiş, aile travmamız, yaşadıklarımız, kaz kaz dedikle dedikle bitmiyor. Ellen Watson bir lafı var çok sevdiğim. Annem beni böyle yaptığı için ben böyle oldum. Onu da onun annesi yaptığı için annem böyle olmuş. Böyle böyle Ademle Havva'ya kadar gider diyor yani. Ama sen nerede sorumluluk alıyorsun? Dolayısıyla artık buraları böyle dedik dedik etmeyi bırakıp biraz aksiyonlarımıza odaklanmamız gerektiğini hissediyorum. Biz her gün kim olmayı seçiyoruz? Biz ilişkilerde işimizde her gün nasıl bir tavır sergiliyoruz? Bizim kim olduğumuzu bunlar belirliyor. Ve etrafımızdaki gerçeklikte kim olduğumuzla şekilleniyor. Ve kim olduğumuza karar verip radikal aksiyonlar alma, fiziksele tezahür etme işi dahi aslında eril bir iş. Ve bir süredir kolektifte dişil enerjinin dönüşmesi ve şifalanması söz konusuydu. Bunu neye dayanarak söylediğimi Anlatayım hemen. Öncelikle astrolojik göstergelere, daha sonra da kendi hissiyatma göre söylüyorum açıkçası. Yani sürekli bir gözlem halindeyim uzun süredir. Şimdi dünyanın yaşadığı çok büyük çağlar var. Buna böyle iyon deniyor İngilizce. Yani zaman biçemediğimiz çok uzun uzun çağlar. Ama illaki dünya zamanıyla zaman vermek gerekirse de 13 bin yıllık, 26 bin yıllık ya da 70 küsür bin yıllık döngülerden söz ediliyor. Bu tarz döngülerde biz dişil baskın, ana erkil diyebileceğimiz tarzda yani bu sezgiselliğin, akışın ön planda olduğu tarzda toplum yapıları yaşadık. Fakat bu akış sistematikliği getirmiyor. Üretimi getirmiyor. E bu sefer de dedik bir erili deneyelim. Çünkü o dişil tarafta işte yaşanan türlü şeyler oldu. Farklı kaynaklarda farklı anlatılıyor. Ve oradaki bilinç seviyesi ve medeniyet yıkıldı. Sonra bir de eril e egemen bir model deneyelim dedik. Eril Egemen'de de eril enerji toksiye gitti. Artık savaş, yıkım, çığırından çıktı. Ve fazla materyalde ve fazla akılda, fazla sol beyinde kalmaya başladık. Şimdi ise işte bu ikisinin el ele birlikte çalışması, birbirini destekleyip büyütmesi tıpkı heykel örneğinde olduğu gibi dişilin dişi kutbunda, erilin eril kutbunda işini yapması ve ortak yaratımla birlik bilincine gidilmesi üzerine pratik yaptığımız bir vakitten geçiyoruz. Şimdi kadınlar yani kadın bedeninde yaşayanlar ve rahim sahibi olanlar bu dünyanın rahmiyle ve kozmuzun rahmiyle bağlantı içerisinde olduğu için bunu toprağa ekilmiş ama henüz bitkiye dönüşmemiş bir tohum olarak düşünün o toprağın altında bizim gözümüzde gördüğümüz hizanın altında duruyor ama orada olmadığı anlamına gelmiyor. Tam neye dönüşeceğini açığa çıkartmamış oluyor ama o bir tohum ve orada var. İşte toprağın rahim olma özelliği böyle bir şey. Kadın da böyle bir şey. Görünmeyen yerdeki tohumları, formsuz olanı algılayabilme yeteneğine sahip ve onu rahim portalinden geçirerek dünyaya getirebilme özelliğine sahip bir yapı, bir varlık. Peki Rahim böyle bir yapıyken Rahman olan nasıl bir yapı? Rahman olan işte üstüne göğü geren yapı bu rahmin, bu toprağın. Onu koruyan, onu saran, onu kapsayan, onu dış etkilerden koruyan. Ki atmosfer var. İşte o tohum yeşerebilsin biri gelip onu didik didik ederse o tohum oradan çıkarsa daha kökünü salamadan o bitki hiçbir zaman büyüyemez. Dolayısıyla eril dediğimiz enerjinin orada sınırları çizmek, güvenli alan oluşturmak, dış etkilere karşı yaratımı yani dişil olanı korumak ve ona gerekli atmosferi, suyu, havayı sağlamak gibi bir işlevi var idealde. Şimdi biliyorum ki toplumsal cinsiyet rolleri var ve bu roller tepeden bir atamayla ya da bizi doğamıza uzaklaştıracak şekilde gerçekleştiğinde ya da dişil enerji toksiye gittiğinde veya eril enerji toksiye gittiğinde bize zarar veriyor olabilir. Kadının da erkeğin de iyice nötrlendiği, kendilerine özgü, o eşsiz özellikleri kaybettikleri ya da kutuplarının işlevlerini yerine getirmedikleri yerin doğru olduğuna dair algılarda bizi bu asıl özümüzden kopartmış durumda. Yani cinsiyet rolleri vardır ama özümüzden gelen cinsiyet rolleri vardır. Dışarıdan bize dayatılan cinsiyet rolleri değil. Hatta bunu rol bile demek istemiyorum. Yani rol kelimesinin ne kadar sıkıntılı olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Kutbiyet vardır, kutupluluk vardır. Hepimizin kombinasyonu değişebilir. Yani ben kadın bedeninde ve rahim sahibi olan bir bedende yaşıyorum diye sadece dişinden ibaret değilim elbette ki. Benim kendi içimdeki eril ve dişil enerjinin bir dengesi, birbirini bir sarmalayışları ve ortak ilerleyişleri, birlik var. O dualitenin oluşabildiği yer var. Ya da yin ve yenge düşünürseniz siyahın içindeki beyaz, beyazın içindeki siyah. Fakat ağırlıklı olarak bu dünyada bu ırkta iki bedensel biyolojik cinsiyet olarak bulunduğumuz için tabii ki de bu kutbiyeti daha fazla içimizde taşıyoruz. Kadınlar ve erkekler olarak. Şimdi kadının rahim özelliğini anlattım. Bu rahim sahibi olmaktan gelen aslında dünyayı kodlayabilme ve dünyayı yaratabilme kabiliyeti de kadında mevcut. Nasıl ki toprak kirlendiğinde bizim yediğimiz hiçbir besinden fayda gelmiyorsa önce kadının rahminin, kadının sezgiselliğinin, kadının dişilikle bütünleşmesinin önemi var. Bunun bütün dünya üstündeki yaratıma etkisi çok daha büyük. Neden? Çünkü dünyanın kendisi dişil bir şey zaten. Toprak ana. Bu yüzden aslında önce kadınların kolektif yaralarını iyileştirmeye başlamaları önemliydi. Bir de ne dedim? Daha erilegemen bir zaman çizgisinde yaşadığımız için kadın artık çok bastırılmıştı. Bütün dünyada toprağa yapılan, içtiğimiz sulara yapılan muameleye baktığınızda zaten dişil enerjinin şiddet gördüğünü, sömürüldüğünü fark edebilirsiniz. Kadının bu kendi dişiline uyanma ve orada dönüşümler başlatma, nesillerdir süre gelen şiddete, bastırılmışlığa hayır değil, artık kendi özünü, kendi gücünü eline alma süreci bir süre önce başlamıştı ve orada bir kırılım yaşandı aslında. Kadınlar uyandı büyük ölçüde. Uyanmayı seçenler arasında tabii ki. Ve bu kadının uyanışı bir dalga etkisi yarattı, yaratmakta devam ediyor. Şimdi ise birazcık erkeklerin eril yaralarını şifalandırma sürecine geçtiğimizi hissediyor ve gözlemliyorum ve astrolojide de böyle etkilerin baskın olduğunu dinledim, duydum. Erilin eril yarasını şifalandırması ne demek? Eriller dişiller, kadınlar, erkekler fark etmez. Biz çocukken belli bir yaşa kadar bu kutbiyeti çok da fazla taşımıyoruz aslında bakarsanız. Belli bir fiziksel bedene sahip olmaktan ötürü zaten çocukken daha birlikten yeni gelmiş olduğumuz için yani o koşulsuz sevgi ve her şeyin bir, her şeyin nötr olduğu alandan gelmiş olduğumuz için bedeni ve dünyayı tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Yani ne nasıl çalışıyor? Tamam ben şimdi bedenim var ve buna erkek diyorlar da ne demek yani? Ne işe yarıyor? Bunu keşfetmeye çalışıyoruz ve çocukken dışarıdan birisi söylemediği sürece aslında kız çocuk veya erkek çocuk arasında çok bir fark yok. Biri de debelenmekten keyif alır, öbürü de debelenmekten keyif alır. Birine bebek versen o da oynar, öbürü de oynar. Araba versen o da oynar. Çocuksu yani o masum ve öğrenmemişlik hali var. Kodlanmamışlık hali var. Bu video özelinde erkeklerle ilgili kısma odaklanıyor olacağım. Babam bir gün geliyor diyor ki, aa sen erkeksin ya erkekler öyle yapmaz. Erkekler öyle giymez. O renk olmaz sana yakışmaz kız rengi. Ve senin kafanda şey oluşuyor. Hmm, ben şimdi içimden gelen bir şeyi yapmıştım ama demek ki bu doğru değil. Hmm, ben erkek olduğuma göre bunları yapmaya hakkım yokmuş. O zaman öyle davranmayayım. Ama bir yandan ne oluyor? Sen bazı aslında senin hoşuna giden şeyleri bir kenara koymaya başlıyorsun. Çok jenerik örnekler veriyorum bu arada anlayabilmemiz için. Ve diyorsun ki ya ben bebekle oynamayayım ve bebek aslında oynamayı seviyorsun yani ve orada utanç başlıyor zaten. Şu bebekle oynar bu oynamaz diye bizde özden kalpten gelen böyle bir bilgi yok yani. Bu dışarıdan gelen bir bilgi ve senin iç sesine, içsel hislerine ters düşen bir bilgi. Orada zaten diyorsun ki yani babamın beni kabul etmesi için ya da erkek diye bir şey var. Ondan olabilmem için demek ki ben bu iç sesimden gelen doğru diye zannettiğim şeyleri yapmamam lazım. Erkek böyle yapar denilen şeyleri yapmam lazım. Ya da belki duygularına, yumuşak tarafına biraz küsmeye başlıyorsun. Çünkü Aa, erkek şöyle yapmaz, böyle yapmaz, mızmızlanma, ağlama. Ve bu sefer kafanda plastik bir erkeklik imajı oluşmaya başlıyor. Bir maskülenlik kodu oluşmaya başlıyor ve otomatik olarak hayatının ilerleyen dönemlerinde bu maskülenlik koduna aykırı olan şeylere parçalarını Dışlamaya ve dışarıda tutmaya başlıyorsun. Bu maskülenlik koduna aykırı olan parçalarında çoğunlukla hangi parçaların sence? Dişil parçaların, daha kaotik parçaların, daha duygusal parçaların, daha tahmin edilemez parçaların, daha yumuşak, daha kırılgan alanlar, daha çocuksu alanlar. Ve sen kendi içindeki bu dişil parçaları dışlarsan dış dünyanda kimi dışlarsın? Kadınları dışlarsın. Sen kendi içindeki o dişil parçayla iletişimini, irtibatını kestiğinde yalnız senin odandan çıkman yasak, sen şurada kal çünkü onlar dışarı çıkarsa ben rezil olurum ve erkekliğimden şüphe edilir dediğinde kimi odaya kapatıyorsun? Hayatındaki kadını. Ona şiddet uyguluyorsun, onu eziyorsun. Ama bunun sebebi ne? Kendi baban. Ya da kendi etrafındaki erkekler diyelim. Tabii ki de erkek olma deneyimini ben bu hayatta almadım. Belki anneler de yapıyordur bu baskıyı ki muhtemelen yapıyordur çoğu durumda. İşte erkek şöyle olur olmaz baskısını. Fakat orada senin eril figür diye tanıdığın kişi baban olduğu için ondan gelen yorum ve ondan gelen değer yargıları aslında senin kafandaki bu maskülenlik kodunu oluşturuyor. Hani babam söylüyorsa doğrudur. Çünkü o büyümüş ve erkek olmuş. Demek ki babamın söylediği şeyi yaparsam ben de erkek sayılırım dediğin için oradaki otorite senin erilliğinin değerini biçen otorite baban. Ama bu otorite sana ne yaptı? Şiddet uyguladı. Bilerek, bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek sana şiddet uyguladı. Senin olduğun gibi biri olmanı istemedi. Zayıflık göstermeni istemedi. Kendi yoluna gitmeni istemedi. Kadın seçimlerine karıştı. Belki meslek seçimlerine, belki araba seçimlerine karıştı. Ve sen aslında kendi yüreğini, kendi erilliğini ortaya koyamayan bir insana dönüşüyorsun böylelikle. Çünkü geri planda hep babanın değer yargısına uyup uymayacağına dair bir kaygı senin o algıdan, o çizilen çerçeveden bireyselleşmene ve kendi doğrunu çizmene engel oluyor. Hayır baba sen bunu demiştin ama ben böyle düşünmüyorum demene engel oluyor. Ve erilin özelliği bilin bakalım nedir? Erilin en büyük özelliklerinden birisi merkezlilik, duruş ve sağlamlıktır. Bir hayat görüşü varsa onun arkasında durmaktır. Bir değer yargısı varsa onlarla uyumlu hareket etmektir ve bir zemin yaratmaktır. O zeminin üzerinde dişil olan kendini güvende hissedebilsin, dansını, yaratımını yapabilsin diye bir kap oluşturmaktır o dişil enerjiye. Ve sen kabını tutamayan birisi olduğunda zaten eril olamıyorsun. Kabını tutamamanın sebebi ne? Erile olan öfken. Yani eril erille ilişkisini iyileştirdiğinde zaten kendinde maskülenliği erilliği önce dengeleyecek ve maskülen erili dengeye gelmiş bir kişi kendi doğrusunu savunma hakkını kendi olma hakkını kendinde görmüş bir kişinin dişil enerjisi otomatik olarak dengeleniyor. Çünkü bu ne olursa olsun benim, bu benim ne erkekliğime, ne insan olarak değerime, ne ilişkilerdeki rolüme, ne toplumdaki yerime Karar veremez. Sadece benim içimden gelen özdeğer karar verebilir. Ve ben o özdeğeri kendimle nasıl yaşayacağımı kararını kendim veriyorum. Ve bu kararın arkasında ne olursa olsun duruyorum dediğinde eril yarısı iyileşiyor. Babayı affedebildiğinde, babayla barışabildiğinde ya da sana o babalık figürünü, otoritesini kimler, hangi kurum kuruluşlar, hangi topluluklar, gruplar yansıttıysa oraya olan öfkeyi şifalandırabildiğinde işte o zaman eril uyanmış oluyor içinde. Seçim yapmak, arkasında durmak ve içinde eril uyandığında gücünü, iplerini eline aldığında sen zaten kendi kutbuna çekilmiş oluyorsun. Sağlıklı bir eril aktive oluyor. Bu sağlıklı eril aktive olmadığında senin kendin olmana izin vermeyen o otoritelere dışarıdaki birilerine öfkeli halin ve o kendi kendinin içine sıkışmışlığından açığa çıkan alev, ateş, zaten toksik maskülen dediğimiz şey. Toksik masküleni Bıraktığında, sağlıklı maskülene geçtiğinde kutbuna geçiyorsun. Kendi dişilinin açığa çıkmasına izin veriyorsun. Çünkü artık kimseden izin almıyorsun. Kim olman gerektiğiyle alakalı. Ve o zaman da senin karşına hangi kutup gelebilir? Tabii ki dişil kutup gelebilir. İşte o zaman da senin hayallerindeki Aa şöyle bir kadın olsun, böyle bir kadın olsun. O sana o zaman gelebilir. Sen toksik erilde kaldığın zaman Toksik dişil çekeceksin, işte kendi dişiliğini kabullenemediğin için aşırı dişil gelecek, seni domine etmeye çalışan gelecek, vay efendim bir sürü dinamik. Eril dişil kutuplar, prensipler, enerjilerde hep böyle bir dengeleme, dengelenme olduğunu unutmayın. Yani erilimi yükseltmek, dişilimi yükseltmek diye bir şey olmasından ziyade bu kutupları keşfetmek ve kendi harmonilerini bulmalarına izin vermek var. Gerek kendi içimizde gerekse dışarıda biriyle, partnerle, eşle yaşadığımız ilişkilerde de böyle bir durum var. Dilerim bu videodaki bilgiler yoluna, yolculuğuna ışık tutmuştur. Her birimizin yolculuğu, yolu kutlu olsun. Eril enerjimiz, dişil enerjimiz dengede olsun. Benimle birlikte birebir çalışmak istersen dönüşümsel koçluk programı için Aşağıdaki linke tıklayabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.